Günaydın, ekonomide görünüme hoş geldiniz. Gündemde Suriye'ye yapılabilecek olası müdahale var. Suriye gerginliğiyle FED tedirginleri bir araya gelince Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde dolar değer kazanmaya başladı. Yurt içinde dün dolar 2.07 liraya kadar çıktı ve rekor kırdı. Yeni günde doların tansiyonu biraz daha düşük, 2.03 lira seviyesinde. Diğer taraftan Merkez Bankası Başkanı'nın mesajları da tartışılmaya devam ediyor. Bu ortamda reel sektör nasıl pozisyon alıyor? Konut fiyatları nasıl etkilenecek? Orta Doğu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gür'le konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Önce bir piyasalara bakalım ve haberlerimize bakalım. Daha sonra da ev fiyatlarını konuşacağız. Herkesin ilgilendiği bir konu. Borsa İstanbul yeni güne artıda başladı. %0.9'luk bir artış var. Suriye'ye kısa sürede müdahale olmayacağı beklentisiyle borsada yükseliş görüyoruz. Dow Jones da dün Amerika Birleşik Devletleri'nde Dow Jones %0.33 arttı tamamlamıştı günü. Yeni günde dolar borsanın yükseldiğini görüyoruz. %1.11 arttı. 66.177 puanda. Dolara bakalım. Dolarda da düne göre bir gerileme var. Türk lirasının düne göre değer kazandığını görüyoruz. Yine bunda Suriye konusu ön plana çıkıyor. Özellikle artan bölgesel siyasi gerginlik ve etkili kurdaki yükselişte ancak Suriye'ye kısa sürede müdahale olmayacağı beklentisi oluştu piyasada ve bu beklenti nedeniyle de dolarda hafif bir gerileme görüyoruz. 2.0371 dün hatırlatalım 2.07'ye kadar çıkmıştı dolar TL kotasyonları ve yeni bir rekor kırmıştı. Euro'ya baktığımızda Euro'da da gerileme var. Orada da 2.7071 seviyesini görüyoruz ve emtia fiyatları Suriye tedirginliği emtia fiyatlarını yukarı çekmişti. Brent ham petrol 115 doların üzerinde düne göre çok hafif geriledi. Altında ise 1411 dolar seviyesini görüyoruz. SPK yeni bir tebliğ yayınladı. Yayınladığı tebliğe göre kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkenin talebine bağlı olan ya da olmayan kredi derecelendirme notlarına ilişkin gözden geçirme süresi en fazla 6 ay olacak ve nota ilişkin açıklamalar borsanın işlem saatleri dışında yapılacak. Bununla ilgili detayları önümüzdeki bültenlerde aktarmayı sürdüreceğiz. Devam edelim. Dolardaki yükselişle ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor hükümet kanadından. Piyasalarda yaşanan çalkantıya ilişkin bir değerlendirme de Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'dan geldi. Babacan artık döviz kuru Türkiye'nin tüm göstergelerini etkileyen bir şey değil açıklamasında bulundu. Bu dönemin geçici olduğunu kaydetti. Aman bankalar batmasın, aman ülkeler iflas etmesin diye piyasaya sürülen trilyonlarca dolar, trilyonlarca euronun özellikle Amerika'dan başlamak üzere artık bu kadara gerek yok çünkü yavaş yavaş toparlanma sinyalleri alıyoruz deyip geri çekilmeye başlandı bir dönem. Dolar yükseldi, piyasalar karıştı. Bir değerlendirmede Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'dan geldi. Babacan ekonomideki bu durumun doğal olduğunu söyledi. Artık eskisi gibi döviz kuru Türkiye'nin genel ekonomisiyle ilgili bir şeyler söyleyen bir gösterge değil. Piyasalarda hareketlilik gayet doğal. Bizim kendi piyasalarımızda yaşadığımız hareketliliğin aynısını hatta bazı durumlarda daha şiddetlisini bugün pek çok gelişmekte olan ülke yaşıyor. Bütün bu olan biten dünya piyasalarıyla alakalı ama her ülkenin de kendi içinde dikkatle takip edip tedbirli olmasını gerektiren bir tablo. Babacan bu dönemde Merkez Bankası da dahil tüm kurumların üzerine düşeni yaptığını da kaydetti. Gelecek döneme ilişkin olumlu sinyaller verdi. Türkiye fanusta kapalı bir ülke değil. Dışa açık bir ülke. Bütçe tarafında çok sağlamız. Ve inşallah sapasağlam bir duruşla bu dalgalı dönemi de hep beraber geçeceğiz. Mehmet Bey, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da diyor ki döviz kuru Türkiye'nin tüm göstergelerini etkileyen bir şey değil diyor. Baktığımızda eskiye göre aslında gerçekten de dövizin çok fazla vatandaşın borçlanması anlamında da çok fazla etkilenmediğini görüyoruz. Diğer taraftan enflasyon anlamında tabii bir baskı yaratıyor ama döviz borcu hane halkının yavaşladı. Ali Babacan da işte döviz kuru Türkiye'nin tüm göstergelerini etkileyen bir şey değil dedi. Konut sektörünü nasıl etkiliyor döviz kurundaki bu artış? Genelde döviz kuru konut sektörünü çok cüzi miktarda etkiliyor. Yani yüzde etkisi %2-3'lerinden daha fazla değil. Böyle baktığınızda aslında Sayın Babacan'ın dediği
2001'den beri de uygulanan maliye politikalarından dolayı da Türkiye'de konut sektörü aslında dövizden direkt etkilenmiyor. Özellikle konut almak isteyenlerin dövizle çok fazla herhangi bir ilişkisi söz konusu değil. Peki konut fiyatlarına baktığımızda, şimdi son dönemde baktığımızda konut fiyatlarında bir artış var. Kredi faizlerinde de bir artış söz konusu. Konut fiyatları neden bu kadar arttı? Çünkü girdi ham maddelerinde artış söz konusu. Demir, çimento ve benzeri ham maddelerde fiyatlar bayağı arttı. Yani %5'lerden %30'lara kadar girdi ham maddesinde artış söz konusu. Otomatikman bunlar imalata da yansıyor. İmalata yansıyanlar fiyatlara da yansıyor. Ondan daha önemlisi İstanbul'a baktığımızda İstanbul'da arazi fiyatları ciddi oranda arttı. Çok değerlendi. Bunun da bir etkisi söz konusu. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde ister istemez konut fiyatlarında bir artış söz konusu oluyor. Tabii İstanbul gibi büyük şehirlerde arazinin kısıtlı olması fiyatların artmasına neden oluyor. Peki siz bu fiyatları yani artışı daha doğrusu fiyatlara yansıtıyor musunuz direkt olarak? Direkt olarak yansıtmıyoruz ama dolaylı olarak kademeli fiyatlarımızı belirlerken bunların hepsini dikkate alarak piyasaya o şekilde çıkıyoruz. Peki önümüzdeki dönem için ne diyorsunuz? Fiyatlardaki bu artış devam eder mi? Baktığımızda yıllık anlamda da baktığımızda %10'luk bir artışa işaret ediyor göstergeler. Devam eder mi konut fiyatlarındaki artış? Konut fiyatlarındaki artış devam eder. Özellikle İstanbul'da artışın devam edeceğini görebiliriz. Ki şu anda da gözüküyor o. Özellikle 10. aylarda, 11. aylarda fiyatlar kısmen artacaktır. Özellikle yaz döneminin bitmesiyle okulların açılması, işte vatandaşlarımızın tatilden dönmesiyle konut piyasasında bir hareketlilik yaşanıyor mu? Tabii ki. Yani bu dönem 10. ay, 9. aydan sonraki dönemlerde konut fiyatları satışlarında bir artış hem de fiyatlarda da ufak bir artış söz konusu oluyor. Tabii artışın getiren sebepleri de önemli. Dediğimiz gibi ham madde girdileri bunların imalat süresince kısmen katkısı oluyor. Peki dün önceki gün Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı konuştu ve faizle oynamayacaklarını, faiz artışı olmayacağını söyledi. Şimdi faiz artışı olmazsa eğer konut kredi faizlerinde de nasıl bir seyir olur? Konut kredi faizlerinin siz önümüzdeki dönemde yükselmesini, daha da yükselen %1'in üzerine çıkmasını bekliyor musunuz? Veya tekrar o %0.60'lar artık biraz zor gibi mi gözüküyor? Türkiye'de inşaat sektörü ekonominin lokomotiflerinden bir tanesi. Dolayısıyla Merkez Bankası'nda faizlerin artışı söz konusu olursa otomatikmen inşaat sektöründeki konut satışlarında bir azalma söz konusu olacaktı ki bu Türkiye için çok olumlu bir şey değil. Özellikle doların yükseldiği bir dönemde. Merkez Bankası'nın faizlerin artmaması yönündeki tedbiri ekonomi açısından çok önemli. Özellikle bizim sektör açısından çok önemli. İnsanların algısı çok ufak, işte yıllar önce 2'lere 1'lere konuştuğumuz zamanda her düşüşte insan beklentisi artıyor. Şimdi 0.65'leri gördük. Şimdi 0.85'lere çıktı. Burada da kalması özellikle konut artışını azaltmayacaktır. Seyrini, satışına devam edecektir. Yani. Şimdi baktığımızda dediğiniz gibi Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden inşaat sektörü ve Türkiye ekonomisinde büyümeye ihtiyacı var. Faiz artışıyla birlikte bu inşaat sektörüne, dolayısıyla Türkiye ekonomisindeki büyümeye sekte vurur diyorsunuz. Doğru mu? Yani Türkiye ekonomisi büyüyen bir ekonomi ve bütün olaylara rağmen büyümesi de devam ediyor. Komşularımızda olan Irak Savaşı'ndan başlamak üzere baktığınızda her zaman büyüyen ekonomi olarak devam etti. Bu çerçevede değerlendirdiğimizde ekonominin aynı büyüme oranında olmasa bile devam etmesi açısından Merkez Bankası'nın politikasını izlemesi gerekiyor. Olumlu buluyorsunuz Merkez Bankası'nın politikasını. Evet, kesinlikle. Peki şimdi dolardaki yükseliş vatandaşın tabii ki cebini etkiliyor. Özellikle
enflasyon anlamında işte maliyetler anlamında yükseltiyor. Ancak diğer taraftan konut fiyatları açısından baktığımızda yurt dışından da Türkiye'ye çok fazla ilgi olduğunu görüyoruz yurt dışından. Dolardaki yükseliş, Euro'daki yükseliş Türkiye'nin cazibesini arttırır mı yurt dışı pazarlar için? Artırır çünkü neticede vatandaş cebinde dolar veya euro veya benzeri yabancı para birimleri söz konusu. Türkiye'de siz TL bazda bir konut aldığınızda dünkü rakamla bugünkü rakam aynı olmayacaktır. Yurt dışından alan için fiyatı düşmüş olacak. Aynen öyle. O yurt dışı için çok büyük bir avantaj. Özellikle yurt dışı yabancıların satın alma ile alakalı çıkan kanunda önemli. Dolayısıyla o yurt dışına yönelik satışların artacağı, belki de inşaatçıların o tarafı daha fazla pazarlama yapması gerektiğinde gündeme getirebilir yani. Peki yabancılar en çok nereleri tercih ediyor? Yatırım amaçlı mı bakıyor buradaki konuta ve diğer taraftan da en çok hangi bölgeden vatandaşlar tercih ediyor Türkiye'de yatırım yapmayı? Aslında yabancılar deyince biz yabancıları ikiye ayırmamız lazım. Bir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ora vatandaşı olmuş. Ona hani ama, borsada piyasada bıyıklı yabancı da deniyor. Türkiye'de de gittiğimde bir evim olsun diyen bir kesim var. O daha çok orta segment daireleri tercih ediyor. Bir de gerçekten yabancı olup Türkiye'de yaşamayı arzu eden daha çok bahçeli böyle rahat ortamda yaşamayı arzu eden bir yabancılar topluluğu var ki o da daha üst kademeye hitap eden bir fiyat politikasıyla satın alma yapıyor. Dolayısıyla ikisini ayırmak lazım ve özellikle bizim yurt dışında yaşayan çok ciddi Türk vatandaşlarımız var. Baktığımızda ciddi satın alma yapıyorlar. Beylikdüzü'nde çok satın alma söz konusu. O taraflarda satın alma var. Biraz daha parasal durum iyi olanlar Sarıyer, Levent biraz daha iyi bölgelere kayıyor. Yani iyi bölgede yaşam tarzı olarak kastediyorum. Evet. Tercih ediyor. Şimdi biz Zeki Akü'de proje yapıyoruz. 4 ayrı ülkeden farklı yabancılara satış yapmışız. Yani yabancıların ilgisinin arttığını görüyoruz. Özellikle bu döviz kurumdaki hareketlilikte onların yararına gibi gözüküyor. Evet. Peki şimdi bir yandan da işte orta segmentteki insanlar da ev almak istiyor. Faizler de işte o %0.60-65 seviyelerinden %0.80 %1'e yaklaşınca faizler yükseldi bekleyeyim diye düşünen insanlar da var. Faizler düşsün o zaman tekrar alırım diye. Şimdi ne tavsiye edersiniz? Yani bu dönem için nasıl bir tavsiyede bulunursunuz? Ev almak için uygun bir zaman mı? Kredi kullanmak için uygun bir zaman mı? Yoksa beklemek mi gerekir? Türkiye'de ne kadar erken ev alırsanız o kadar çok avantaj söz konusu. Yani faizlerin 0.65'lere 0.60'lara gelme olasılığı var ama bugün değil. Belki 2014 yılında. Böyle baktığımızda her geçen gün ev fiyatlarındaki artışlar, ham madde girdiği artışları, fiyatlar artıyor. Aslında arada bir denge söz konusu. Böyle bakınca ne kadar oturmak için ev almayı hedefleyen insanların en kısa zamanda evini almasında fayda var. Çünkü %1 KDV'sinden tut, önümüzdeki yıl belki faizler 0.90'lara ulaşacak. Belki çok ufak bir yükselecek. Ona rağmen bugün almak daha da avantajlı olacaktır ev almak isteyenler için. Peki tercihler ne yönde? Değişimler ne yönde? Yani eskiden 1+1'ler çok fazla rağbet edilmiyordu. Şimdi bakıyoruz 1+1'lerin hem fiyatlarının arttığını da görüyoruz hem de rağbet edildiğini de görüyoruz. Vatandaşların tercihleri ne yönde değişiyor? Öncelikleri neler oluyor? Güvenlik, otopark, çevre, öncelikler de neler oluyor? Aslında Türkiye'de yaşam tarzı yavaş yavaş değişiyor. Artık kimse kendi ailesiyle kalmak istemiyor. Üniversiteye başladığında o safhadan itibaren ayrı bir yaşam tarzı kurmak istiyor. Böyle bakınca 1+1'ler çok ön plana çıktı.
Ama gerçekten böyle bir site içerisinde aile bir yaşam arzu edenler için de 2 artı 1'ler, 3 artı 1'ler gündeme geliyor. Dolayısıyla Türkiye'de bu alanda yaşam tarzı açısından bakıldığında herkes mutlaka bir site içerisinde olsun, bir sosyal aktiviteleri bol olan bir yer olsun istiyor. Yani 1 artı 1 de olsa, 2 artı 1 de olsa, 3 artı 1 de olsa oradaki yaşayan insanlar için fark eden bir şey yok. Yeter ki güvenlikli, otoparklı, sosyal imkanları olan, spor aktiviteleri yapabileceği bir yaşam tarzı olsun istiyor. Ve bu artık yavaş yavaş o konsepte ciddi oranda gitti. Artık kimse tek dairelere bakmıyor. Binalara evet. bakmıyor. Mutlaka Tabii büyük şehir olunca artık öncelik otopark ve güvenlik de çok ön plana çıkıyor. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ederiz. Evet, konut sektörünü konuştuk, ev fiyatlarını konuştuk. Mehmet Bey ev fiyatlarının daha da artacağını söylüyor. Tabii bu zaman gösterecek önümüzdeki dönemde ne olacağını. Bu arada piyasalar tarafına baktığımızda Borsa İstanbul %1.36 artıda yükseliş var. Dolarda 2.03 seviyesindeyiz. Euro ise 2.70'te, döviz kurunda bir miktar aşağı yönlü bir seyir görüyoruz. Saat 10.35'te yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.